Biyo bölümü çok şey yani, bana biyonu söyle sana kim olmadığını söyleyeyim diyebilirim yani. İstanbul'da doğdum, İstanbul'da büyüdüm. Bir ara üniversite eğitimi için Ankara'ya gittim, geri döndüm. Onun dışında hep İstanbul'da geçti hayatım. Benim ilk gençliğim aslında enteresan bir şey dönemdi benim için. Yani daha böyle toplumdan kopuş anlamında. Hani bir kere metalciydim. Metalci olmanın getirdiği bir lise ortamındaki bir yalnızlık. 2-3 kişi var senin gibi müzik dinleyen. Onun dışında herkes böyle pop kültürüyle haşır neşir bir halde. Bir de o dönemin, benim ilk gençliğimin aşırı böyle Türkçe popun pompalandığı dönemi hatırlarsınız. İşte Kafka'nın, Sartre'nin falan kitaplarını okumaya başlamıştım lisede. Onlarla da böyle hayattan, toplumdan bayağı bir koptuğumu hatırlıyorum. Sanki şey gibi bir duygu oluyor. Tabii ki bu yanlış aslında ama herkes bir kitle olarak aynı hayatı yaşarken, aynı yüzeysel arkadaşlıkları yaşarken biz hani çok daha derin ve yoğun yaşıyoruz bir şeyleri gibi. Böyle bir illüzyon içindeydik ve güzel de aslında o da. Kendini ifade etme ihtiyacı ilk başta müzikle oldu aslında. Yani tüketim anlamında da enteresan, beni sarsan bir şeyler ilk başta müzik üzerinden beni yakaladı. Daha sonra edebiyat üzerinden. Benim hiçbir zaman şey iddiam yoktu. Yani ben yazar olacağım. Böyle bir çocukluk hayalim de yoktu. Yazar olacağım iddiam hiçbir zaman olmadı. Belki hala bile yok aslında. Yani yazarım iddiasıyla yaşamıyorum. Şey bana biraz böyle aslında komik geliyor. Bilmiyorum, belki de yaşamadığım için. Hani yazmak için bir inzivaya çekilme, uzaklara gitme, işte kendini bulmak için dünyanın öbür ucuna gitme durumları. Yani insanın yazacağı bir şey varsa bir şekilde oturup yazıyor onu. Gerçekten içinde varsa tamamen böyle kendimi bu içinde yaşadığım dünyayı kapatıp bambaşka bir aleme geçtiğim bir şey değil. Bu dünya, içinde yaşadığım dünyayla hep bir dirsek teması içinde hissediyorum edebiyatı. Yani yazmak da hani bir dönem kapanıp hiçbir şeyle ilgilenmeyip sadece yazmak değil de bir 15 dakikalık bir yazma şeyi bile olabilir yani süreci. Hani hayatım yaşadığım dönem ve yazdığım dönem diye böyle çok net, kesin çizgilerle ayrılmış durumda değil birbirinden aslında. Yaşadığımız hayat sadece yaşadıklarımızdan oluşmuyor. Geçmiş de birlikte, yani bizimle birlikte geçmiş de ilerliyor şu anla birlikte. Gelecek de hem gelecek kaygı olarak hem hayal olarak, yani bir insanın bir yaşadığı gerçek var, bir yaşamaktan korktuğu gerçek var, bir yaşamayı hayal ettiği gerçek var, bir yaşayıp bittiğini zannettiği ama aslında bitmediği geçmiş var. Bunların hepsi aslında böyle bir havuzun kulvarları gibi bir arada ve o sular aslında birbirlerine karışmış durumda. Yani geçmiş bir pakettir, geride duruyor. İşte geçmiş ne güzeldi ya da ne kötüydü, onun içinden çıktım ben artık diye kendimi soyutlamamalıyız. Gelecek de aynı şekilde. Gelecek diye bir şey var, ileride bakarız değil. O tamamen senin şu anını şekillendiren bir şey aslında. Ve ben bunların birbirine karışık bir şekilde olduğunu, zamanın böyle tek boyutlu ilerlemediğini, daha geniş bir yüzeye yayıldığını düşünüyorum. Göz önünde olsun istediğin özelliklerim, yönlerim var. Göz önünde olmasın istediğin yönlerim var. Kimisini depoya saklıyorsun, kimisini vitrine koyuyorsun. Ama sen hem vitrine koyduğun şeysin aslında, hem depoya sakladığın şeysin. Yani bunun farkında olmak lazım. Depoya sakladıklarını yok edemezsin. Sadece vitrine koyduklarınla var olamazsın. Gerçekten mutlu olman için sana bir liste veriliyor artık günümüzde. Hani bunları tüketmen gerekiyor, böyle bir hayat yaşaman gerekiyor, bu çizgiyi izlemen gerekiyor. Bu bir tür toplumsal onayla birlikte de gelen bir şey aslında. Hani toplumsal açıdan onaylanmak aslında insanları mutlu ediyor. Bu aslında tehlikeli ve biraz hastalıklı bir zihniyet. Çünkü o zaman mutluluk senin içinden gelen bir şey değil, sana dışarıdan dayatılan bir kavram haline dönüşüyor. Ben mutlu olmak için bu arabayı almalıyım, burada yaşamalıyım, böyle bir hayat kurmalıyım kendime gibi insan o kalıba yavaş yavaş kendini sokmaya çalışıyor ve bu uzun vadede büyük bir aslında bunalım ve patlamaya yol açıyor. Çünkü bu senin aslında kendi talep ettiğin şeyler değil. Kendi hayatın için, içten içe kendin için istediğin şeyler değil, sana dışarıdan dayatılan şeyler. Ve sen bütün listeyi tamamlayıp bütün o checklist'i doldurduğun zaman, yine mutsuz olduğunu gördüğün zaman aslında çok büyük bir isyan oluyor bu. Bu şey kadar basit algılanmamalı tabii. Yani mesela işte çok satanları okumamak, Hollywood filmleri izlememek gibi, böyle tırnak içinde onlar komik tepkiler aslında. Çünkü aslında o da
sistemde onun da yeri var. Yani karışık konu derken onu demek istedim. İşte çiçek çocuklar, hippiler benzin tüketimine, otomobil tüketimine, insanlara böyle station wagon, aile arabaları dayatılmasına isyan ediyorlar. Ve düzen, sistem de onlara şeyler, karavanlar veriyor mesela. Sen de o zaman bunu tüket diyor. Yani sen yine isyan eden insanın da çok güzel parasını cebinden alacak bir şeyi kurabiliyorsun sistem olarak. Kalkıp Hindistan'a gideyim desen, bu tam listenin en başında yazıyor zaten. Yani Amerikalılığı maddiyattan bunalmış Amerikan toplumu için uydurulmuş bir maneviyat arayışı. Hindistan'a git, kendini bul ondan sonra. Ya da ben ana akımdan çıkayım, alternatif bir şeylerle ilgileneyim dersen yine kurtulamıyorsun. Çünkü o da listede olan bir şey. Zaten örneğin alternatif müzik denen şey ana akımı tüketmeyen insanların tüketici yapmak için kurulmuş bir şey. Yani ben alternatif müzik dinliyorum dediğin zaman da sen aslında yine ana akımın başka bir kolundasın aslında. Yani ben bunları çok düşünüyorum, kafa yoruyorum ve mesela şeyi düşünüyorum. En anarşist, en sistem karşıtı şu an günümüzdeki meslek mesela tamircilik bence. Çünkü herkes yeni patlangaçları içinde her şeyi satarken yenisini tüket. Bak 3 bitti, 4 çıktı, 5 çıktı. Hep yeni modelini al derken tamirci diyor ki dur ya ben onu bir tamir edeyim diyor. Ve tekrar hayata kazandırayım diyor. Ve şu an ben günümüzde en radikal, en anarşist meslek olarak tamircileri görüyorum. Onun dışındaki tırnak içinde çok çılgın, çok marjinal insanlar aslında sisteme inanılmaz derecede uşaklık ediyorlar. Aslında şey diye bir laf vardır ya, yani mutlu muyum diye düşünmüyorsan mutlusundur. Hani buna kafa yormuyorsa insan mutludur. O bana çok doğru geliyor ve reçetelerden uzak durmak mutluluktan öğrendim. Mutluluk reçeteleri var. Sistemin, düzenin bize dayattığı, tüketim toplumunun bize dayattığı mutluluk reçeteleri var. O reçeteleri yırtıp bir kenara attığın zaman mutlu olma ihtimalin çok daha yükseliyor.